Kardeşi Çeşme ve uzaktan akrabası Bodrum kadar ünlü değil Foça. Ancak inanın oralar kadar güzel. Antik zamanlarda İyonların merkezi olan bu şirin Ege kasabası, günümüzde fok balıkları ve deniz kızı efsaneleriyle hatırlanır. İşte bugün ben de bu yüzden Foça'dayım. Bir deniz kızıyla randevum var. İnanmıyor musunuz? Ya ben size ne zaman yalan söyledim? Peki o zaman, izleyin beni. İşte benim deniz kızım orada beni bekliyor. Ben daha önce söylemiştim size, gemiler hep dişidir diye. Onunla bir hafta kaçamak yaşayacağız. Antik batıkların peşinde koşacağız. Ah aşk, ne müthiş bir duygu. Umarım herkes hayalindeki sevgiliye tez kavuşur. Efendim, işin aslı şudur. Sudaki izler denize çıkıyor. Bir hafta boyunca da karaya ayak basmaya niyetimiz yok. Yanlış anlamayın, Koca Piri Reis aşk değil bir araştırma gemisi. 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'ne bağlı. Biz de bu seferinde Ege ve Akdeniz'de yatan kayıp denizcilik tarihimizi keşfetmek için gemideki uzman arkeolog ve araştırmacılara katılıyoruz. Piri Reis araştırma gemisi biraz önce Foça Limanı'ndan ayrıldı. Harun Özdaş koordinatörlüğünde Ege Akdeniz Sualtı Araştırma Projesi kapsamında biz de şimdi sudaki izleri süreceğiz. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum bir mucize işte şimdi gerçekleşiyor. Kaptan Kusto'yla denizin derinliklerine doğru uzanan bir maceranın tam içinde buluyorum kendimi. Dünyada deniz araştırmalarının babası olarak bilinen Kaptan Kusto, yıllarca tıpkı böyle bir gemiyle, Kalipso'yla denizin derinliklerini araştırdı. Kalipso'nun şimdi nerede ve ne durumda olduğu bilinmez ama biz Piri Reis araştırma gemisindeyiz ve Kaptan Kusto'nun ruhu da bu gemide. Ünlü deniz adamının pek çok belgeselinde izlediğimiz gibi, şimdi biz de eski çağlarda batan gemilerin, su altında kalan yerleşim yerleri ve kültür varlıklarımızın izlerini süreceğiz. Denizcilik tarihimizin bilinmeyen yönlerini ortaya çıkaracağız. ASAP projesiyle bütün Anadolu'nun gemicilik tarihi ve teknolojik gelişim sürecini aydınlatmaya çalışacağız. Kültür mirasını oluşturan unsurları, kalıntıları, GIS diye tanımladığımız ya da coğrafi bilgi sistemi diye tanımladığımız sisteme aktarmak ve böylece derli toplu neyimiz var, neyimiz yoku görmek. Bu sistemde de başladık 2005 yılında ve şu ana kadar 20'nin üzerinde batık, 3 tane de ören yerini istediğimiz sisteme aktarmış durumdayız. Koca Piri Reis'te bunun için gerekli her şey var. ASAP'a biz de doçent doktor Harun Özdaş'ın briefingiyle katılıyoruz. Çandarlı Körfezi'ne doğru gidiyoruz. Çandarlı Körfezi'nde de körfez içine gireceğiz. Bakın bu batıkla ilgili de bilgiyi de teyit ettik. Bir yaşlı amcamız dalışı sırasında çapasını çıkarırken 35 metrede amfora yığınlarıyla karşılaşmış. Onun bilgisi bize ulaştı. Biz de bu bilgiyi teyit etmek için amcayla bağlantı kurduk. O da bu bölgedeki batıyı gösterebileceğini söyledi. O yöne doğru gidiyoruz. Batıyı yeni tespit ettiğimiz andan itibaren de siz çekim ekibi olarak bizle beraber gireceksiniz. Süleyman Yalçınkaya bu bölgedeki batıklarla ilgili bilgi vermek üzere gemiye davet ediliyor. Kendisi eski bir dalgıç. Gemiye elinde bir sürprizle çıkıyor. Bunu balıkçılar getirdi. Fakat bunun daha parçaları da vardı. Yani büyük balıkçı teknesinden. Biz de bunun eski gemilerde, savaş gemilerinde mahmuz olduğunu düşündük. Böyle gemi başlarına yaptıkları sivri üçlü veya çatal gibi olan öyle bir şey düşündük. Çünkü arka parçaları vardı. Evet. Arka parçalar da bayağı kalın. Yani şekilli olduğundan direkt böyle bir kazık gibi görünmüyor. Böyle parçalıydı.
Yani sanki baş bodoslamaya bağlı gibi. Arkaya doğru çatal şekilde mi gelişiyormuş bu? Evet. Geldiğinde buradan çatal olduğu belli oldu. Yani açılıyor. Açılıyor böyle. Bugüne kadar bu tarz bir mahmuz ben görmedim. Ama görmemem olmadığı anlamına gelmiyor. Evet. Değişik bir buluntu. Bunu özellikle şeyi bilmemiz lazım bizim için önemli olan. Yani nereden geldiğini, lokasyonunu bulabilir misin? Onu tabii onu o balıkçıları şey yapabiliriz, sorabiliriz. Onlardan öğrenmeye çalışırız. Etiketlenen buluntu daha önce çıkarılan buluntuların yanındaki yerini alıyor. Süleyman Yalçınkaya'nın getirdiği bu mahmuz benim de heyecanımı iki katına çıkartıyor. Demek yakında bir yerlerde bir gemi batığı bulunmayı bekliyor. Onu ilk keşfedenler arasında olmak benim için artık hayal değil. Süleyman Bey'in kılavuzluğunda dalış noktasına ulaşıyoruz. Kendisi burada daha önce dalmış ve 35 metre derinlikte mermer sütunlarla karşılaşmış. Bakalım biz neler bulacağız. Elimizde bulunan yanal taramalı sonar, proton manyetometresi gibi cihazları kullanarak yeri tam olarak bilinmeyen bir batığı tespit edebiliyoruz. Batığın yeri tespit edildikten sonra elimizdeki robot sualtı kamerası ki buna ROV deniyor, uzaktan kumanda edilen cihaz. Bununla batıkla ilgili görüntüleri tespit ediyoruz, ilk görüntüleri tespit ediyoruz. Daha sonra dalış ekibimiz aşağı iniyor, ellerindeki kamera sistemleriyle fotoğraf ve görüntüleme yapıyor. Yüzeyde bulunan bottaki arkadaşımız da batığın kesin koordinatlarını tespit ediyor. Ki bu koordinatlar daha sonra gemideki bilgisayara aktarılıyor ve GIS dediğimiz coğrafi bilgi sistemi oluşturulması çalışmasında da bize data temin edilmesinde kullanılıyor. Araştırma ROV adı verilen uzaktan kumandalı robot kameranın suya indirilmesiyle başlayacak. Biz suya girmeden ROV'un kamera ve ışık sistemleriyle büyük bir alanı kısa sürede tarayabileceğiz. ROV su altındaki gözümüz olacak derken bir aksilik yaşanıyor. Bir motor arızası yüzünden ROV kullanım dışı kalıyor. Keşif görevi gemideki dalgıçlara veriliyor. Mete ve Can hemen ana gemiden ayrılıp dalış noktasına gidiyor. Piri Reis, rüzgara açık dalış noktasında demirlemek yerine onları bu emniyetli koyda bekleyecek. Ama herkesin gözü kulağı dalgıçlarda. Kabarcıkları takip ediyorsun değil mi? Doğrudur. Şamandıra da yüzeyde. Evet, Şamandıra'ya yakın ben zaten. Benim hemen 5-6 metre önünde ben. Anlaşıldı, tamam. Evet, çıktılar galiba. Not gemi. Evet, gemi dinler. Nedir sonuç? Dalışımız bitti şu anda. 25 metrelerde Posidonya yataklarına indik. 35 metrelerde, 30-35 metre civarı maksimum derinlikte dolaştık. Dip yapısı, görüş mesafesi gayet açık olduğu için 45 metrelere kadar görüşümüz mevcuttu. Ancak balıkçının tarif ettiği mermer sütunlar bulunamadı. Malzemeyi toplayıp geri gelin, tamam. Yüksek teknoloji, metal yani saç ya da buhar çağı ve sonrasına ait olan gemilerin tespitinde oldukça iyi çalışmakta. Çünkü metalle taşı toprağı ayırmak çok daha kolay. Fakat antik çağ batıklarında bu tür imkan söz konusu değil. Özellikle kargoların oluşturan materyali amforalar yani doğadan gelen bildiğimiz seramik oluşturmakta. Ki bu taş, toprak ve diğer doğal oluşumdan ayırt edilmesi mümkün olmayan bir materyal. Bu yüzden sonarda tespit ettiğiniz bir batığın aslında batık olup olmadığını anlamanız çok zor. O yüzden ROV özellikle gidip ona görsel bir bağlantı kurması gerekiyor. Hemen moralinizi bozmayın. Bu daha araştırmanın başı. Bugün Kaptan Kusto ile birlikte Piri Reis'in de bizim yanımızda olduğunu unutmayın.
Can ve Mete'nin dalışı beni çok heyecanlandırmıştı. Süleyman Bey'in vermiş olduğu koordinatlarda bir batık bulacaklarına inanıyordum. Arkasından da Emre ile beraber bu batığı çekecektim ama maalesef belki de akıntı yüzünden sürüklendiler. İndikleri yerde batık yoktu. Bu tip araştırmalarda bu hep olan bir şeydi. Yani bizim sonarla taradığımız alanı aslında insanlar görsel olarak burada yüzyıllardır tarıyorlar. Sadece onları bilgisayla başlıyoruz. Ki daha önceki dönemlerde süngerciler bunu yapmışlar. Bugüne kadar bulunan batıkların istatistiklerine bakarsanız eğer zaten 100 batık diye kabul edersek 99'u süngerciler tarafından yer göstermeyle bulunmuş batıklardır. Piri Reis çizdiği benzersiz haritayla dünya denizcilik tarihine geçmiş ünlü bir Türk denizcisidir. Onun adını denizlerde yaşatan Koca Piri Reis araştırma gemisinde şimdi benimle birlikte bir tura çıkmaya ne dersiniz? Koca Piri Reis araştırma gemisi Türkiye'nin bilimsel deniz araştırmaları için bu anlamda sahip olduğu ilk gemi. Haziran 1978'de Batı Almanya'da inşa edilmiş. Geminin boyu 36, eni 8 metre. 300 gross tonluk gemi herhangi bir limanlamaya gerek duymadan 15-20 gün seyir ve denizel çalışma yapma kapasitesine sahip. Arama, bulma ve belgelemeye yönelik bu araştırma projesinde gemideki tüm dalgıçlar için işte en önemli yer burası. Bu portable container gemiye dışarıdan getirilmiş. İçerisinde dalgıç tüplerini doldurmaya yarayan bir hava kompresörü, tüm scuba dalış malzemesi, hatta dalgıçlar için bir basınç odası bile var. İnşallah hiçbir dalgıcın bu basınç odasına ihtiyacı olmaz. Normal havayla yapılan sıfır deko dalışları dip zamanını kısıtlıyor. Dalgıçların kısa sürede büyük bir alanı tarayabilmeleri için scooter'da denilen bu su altı motosikletlerine ihtiyacı var. Piri Reis araştırma gemisinde bulunan batıkların en iyi şekilde görüntülenebilmesi için gelişmiş su altı görüntüleme cihazları da var. Emre nasıl gidiyor? Çok iyi. Şu anda elimde en iyi kamera ve housing var. Bunu kullanmaktan gerçekten çok büyük bir memnuniyet duyacağım. Şanslısın. Evet. Gemide şimdi yeni bir heyecan başlıyor. Güner Keskin yıllardır bu bölgedeki batıklara dalıyor, balıkçılık yapıyor. Antik batıkların bulunması için sünger avcıları ve yerel dalgıçlardan daha iyi bir kılavuz olamaz. Onun Piri Reis'e gelişi ve bildiği yerleri harita üstünde göstermesi, keşif ekibinin işini kolaylaştıracak. Hiç taş baş yok ama onlar çıkıntı şeklinde duruyor böyle. Böyle kaya şeklinde duruyor böyle. Hani üzeri şey tutmuş. Batık alanına önce keşif dalışı yapılacak. Can ve Mete dalışları sonunda eğer olumlu rapor verirlerse hemen Harun Hoca ile birlikte ben ve sualtı kameramanı Emre Karakoyun'u birlikte dalacağız. O yüzden şimdi yapabileceğimiz tek şey beklemek. Sabırla ve umutla. Ekip 30 metrenin altına inmeyecek ve sıfır deko dalışı yapacak. Şu anda geminin bulunduğu yerden aşağı indiğinizde kıyıya bakıyorsunuz ve bu hatta kıyıya paralel tabiacaksınız. Şöyle ve böyle. Tamam. Zamanı 20 dakikayla sınırlı. Bu kısa süre içinde sonuç almak için scooterlara, keskin gözlere ve en çok da şansa ihtiyaçları olacak. Scooterlar orada. Şamandıra vardı orada. Şamandırayı nereye koydunuz? Eğer bir batık bulurlarsa yanlarındaki şamandıra ile markalayacaklar. Ama şamandıra yanlarında değil, gemide. Dalış teknesindekiler yüzeyden sürekli olarak dalgıçların hava kabarcıklarını takip ediyor. Acil bir durumda ilk müdahaleyi onlar yapacak. Ve batık bulunursa GPS ile kayıt alacaklar. Ancak şimdilik böyle bir gelişmenin çok uzağındayız. Çıkarsa yüzümüz gülecek. Uzun bir bekleyiş yaşanıyor. Hem Piri Reis'te hem de dalış teknesinde. C
Canlı Mete'nin böyle geminin çevresinde dönmeleri pek hayra alamet değil. Çünkü batık tek bir noktadaydı. Ana gemi de o noktanın üzerindeydi. Demek ki hala batığı arıyorlar. Onların aşağıdan getirecekleri haberi sabırsızlıkla bekliyorum. Eğer olumlu bir cevap gelirse, aşağıdan olumlu bir haber gelirse hemen ikinci ekipte beraber dalacağız. Kaç dakika oldu hocam? Kaç dakika oldu? Şu an 18 dakika olmuş. 2 dakikaları var çıkmalarına. Sadece 2 dakikaları kaldı. Batık çok yakınlarda bir yerde biliyoruz ama içimde kötü bir his var. Zaten artık gemi demirinde emniyet dekolarını yapıyorlar. Bu dalıştan da bir sonuç çıkmayacağını hissediyorum. Görebiliyordum yani. Gidip böyle onu gördüm. Yer başında oturdum. Evet. Buradan böyle akıntı geçiyordu. Orayı gördünüz mü? Yamacı gördüm, akıntıyı gördüm. Ama o yamaçtan bu tarafa geldim. Açık denizde adres tam belli olmadığı gibi su altındaki şartlar da her geçen gün farklı olabilir. Bir dalgıcı savuran güçlü akıntı ertesi dalışta kesilebilir. Bu doğru kerteniz almayı zorlaştıran bir durumdur. Belki de sırf bu yüzden çok yaklaştık ama aradığımız sevgiliye kavuşamadık. Görünen o ki bir keşif dalışı daha yapılacak. Harun Hoca batığın yerini bulursa, amforaların yerini bulursa o zaman Emre ile ben dalacağız. Beklemeye devam. Madem suya dalamıyoruz, bari oturup Ahçıbaşı'nın birbirinden güzel yemeklerine dalalım. Bakalım bugün yemekte neler var. Bugün öğlen yemeğinde semiz otu var. Yanında yoğurt var. Fırın makarna var. Biz çapa yaradık. Çapanın köfteniz olarak onu da bulamadık. Bizim çapa sürüklemiş. Bayağı bir toz kaldırmış. Evet. Onun sağında da Mete'nin gördüğü şeyi bulamadık. Ya zaten kumluk alan olduğu için şimdi çapa acaba nerede kaldı? Evet. Dipte görüşün iyice azaldığı, hatta Piri Reis'in mevkisinin değiştiği aşikar. Bugün şansımız yaver gitmedi. Bu iş aslında balık tutmaktan farksız. Yarın neye rast geleceğiz Allah bilir. Foça'dan demir aldık, deniz dibini tarayarak Ali Ağa'ya kadar geldik. Balıkçılarla konuşuldu, keşif dalışları yapıldı ama deniz dibinde bir yerlerde uyuyan o sevgiliye bir türlü ulaşılamadı. Ha bizim hemen pes edeceğimizi zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü koca Piri Reis gemisinde gün batımı bize umutsuzluk değil, umut vaat ediyor. Ege'de güneş var olduğunu bildiğimiz ama bir türlü kavuşamadığımız nice batıkların üzerinde batıyor. Şimdi denizin koynunda derin bir uyku çekme vakti.
sevgilimize kavuşmayı umarak annemizin salladığı beşikte rüyalara dalıyoruz. Günaydın arkadaşlar tekrar. Günaydın. Yeni bir toplantıdayız. Yani yeni bir güne başlayacağız. Dün bulamadığımız Batı'yı bir daha bulabileceğimizi düşünerek, daha doğrusu bulacağımıza inanıyorum diyeyim. Hayırdır hocam, rüyanızda mı gördünüz? Evet, geri dönüyoruz. Yani hayır, rüyanızda gördüyseniz tamam, bugün bulacağız demektir. Abi, hoca uçmaz, mürit uçurur. Programı değiştiriyoruz. Tekrar dün bulunduğumuz yere gidip oradaki Batı'yı aramaya karar verdik. Bu değişikliğe bağlı olarak da bu sabah ilk dalışı Mete ve Can gerçekleştirdi. Onların arkasından bulanamazsa ben ve İrem devam edeceğiz. Bulduğumuz takdirde de siz bir üçlü ekip olarak tekrar Batı'ya dalarak oradaki görüntüleri elde edeceksiniz. Birinci ekip suda, biz de güvertede yine bekleme modundayız. Dipten gelen kabarcıklar bana iyi bir haber verse, bir batık bulunup GPS kaydı alınsa diye bekliyorum ama neredeyse tüpteki hava, cihazdaki pil bitecek, hala iyi bir haber gelmedi. Can, nedir durum, haberler? Görüntümüz çok kötü. Tahminen de biraz uzağa devrilemişiz. Öyle mi? Evet. İlk keşif dalışı maalesef sonuç yok. Bakalım şimdi Harun Hoca'nın dalışını bekleyeceğiz. Mete, çok dumanlı, çok tozlu bir yere indiniz galiba. Evet. Dün gördüğüm bir çapa vardı. Onu görmedin mi bugün? Hayır. Onu görmedim. Yine o 26-27 metrelerdeydi. Dinliyorum. Dalış ekibi herhangi bir şeye rastlamış mı aşağıda? Olumsuz. Anlaşıldı, tamam. Biz telsizle haberi aldık ama şakaydı değil mi? Ya keşke şaka olsaydı. Yapma. Rüyalardaki batık ne oldu peki? Vallahi rüyalara inanmayacaksın o yüzden. Bundan sonra eğer bir şey bulamazsak sen bir daha bizi gemiye almazsın. Almayacağım zaten. Eyvallah. Ayağınız uğurlu gelmedi. Eyvallah olsun. Harun Hoca haklı. Bizim gelmemizden bir gün önce bulunan amfora, gemideki en önemli hazine ve bizden önce araştırmanın ne kadar verimli geçtiğinin de bir ispatı. Gemideki tüm ekiple ortak bir tutkuyu paylaşıyoruz. Derinler ve tarihin bize sunduğu inanılmaz hazineler. Onların arasında arkeologlar, tarihçiler, usta denizciler var. Ve biliyoruz ki onların tecrübe ve bilgileri bizi mutlaka başarıya ulaştıracak. Er ya da geç. Ayvalık'a dümen kırıyoruz. Eller boş ama gözlerde bitip tükenmeyen bir umut ışığı var. Batık bulununca harekete geçmek üzere bekleyen tüm ekip bu kez çalan bir alarmla yerinden fırlıyor. Kaptanımız, gemiye ilk çıktığımızda verdiği bilgileri unutup unutmadığımızı görmek için gemiyi terk tatbikatı yapıyor. Herkes birkaç dakika içerisinde can yeleklerini giymiş olarak can sallarının yanındaki yerlerini alıyor. Bir kişi hariç, Emre nerede diye sakın bana sormayın. Sağ ol hocam, tam zamanında verdiniz. Harika zamanlamaydı. Kanka bunu sen yaptın değil mi? Oğlum, sen yaptın sen.
Gemide geçirdiğimiz her gün araştırma ekibiyle olan dostluğumuz pekişiyor. Gün batımında Midilli'yi birlikte selamlıyor ve Ayvalık'a doğru yola devam ediyoruz. Deniz gece bereketini bizden esirgemiyor. Sallandırılan her oltaya koca kalamarlar, sübyeler takılıyor. Ah bir de batık takılsa derken uykuya dalıyorum. Kocapiri Reis araştırma gemisiyle Foça'dan yola çıktık, Ali Ağa'ya geldik. Şimdi de Ali Ağa'dan Ayvalık'a giriyoruz. Deniz dibini taradık. Bol bol güneşlendik çünkü aradığımız batığı bulamadık. Ama Ayvalık'ta bulacağımıza inanıyorum. Ve burada dalış yapacağız. Ayvalık'ın karşısındaki Rumların kokulu ada, Türklerin Cunda adını verdikleri yeryüzü cennetindeyiz. Bir dalgıç, ismi Ferdi isimli bir dalgıç bize rehberlik yapacak. Dalışı şöyle organize ediyoruz. Savaş ve Emre, Buddy, ben ve Ferdi. Ferdi bize yeri gösterecek olan kişi, biz Buddy oluyoruz. Mı dalacağız? Yoksa dipten kum mu çıkaracağız? Şimdi siz aranızda bahis oynayın. Günlerdir güvertede yatan dalgıç tüpleri bize bir oyun oynuyor. Kanka bu tüpü niye bana verdiğin belli oldu. 180 hava var. Almasaydım abi. Tam dolu bir dalgıç tüpünde 200 bar hava vardır. Günlerdir beklediğim dalış için tüpüme hemen kompresörle hava basılması gerekiyor. Evet, şimdi 200 bar. Tam dolu havayla. Normal hava dalışı yapıyoruz burada. Dekompresyonsuz dalışlar. Açık deniz dalışlarında yalnız çok önemli. Denizde yüzeye gelirken bir kılavuz olması lazım. Eğer şamandıra atmıyorsanız veya gemi çapasından inip çıkmıyorsanız işte onun için de reel kullanıyoruz. Bir makaraya sarılı ip. Aşağıdan bu balonu havayla şişirip yukarı gönderiyoruz ve ondan sonra makarayı sararak kendi yaptığımız kılavuz üzerinden çıkıyoruz. Beklemeleri de bununla beraber açık denizde akıntıyla isterseniz akarken rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Beklemelerinizi yapabiliyorsunuz. Emniyetli dalışın kurallarından bir tanesi. Açık deniz dalışlarında mutlaka bir yılınız olsun. Kendi kılavuzumuzu kendiniz yaratın. Ama bugün bizim asıl kılavuzumuz Tuhfe Güven ve Ferdi Yüksel. Ayvalık Red Coral Dalış Merkezi'nin eğitmen ve rehberleri. Bundan önceki dalış alanlarından hep eli boş döndük. Bu son şansımız. Onlara güveniyoruz. Kaptan Kuso sadece su altı araştırmalarının değil, aynı zamanda dalgıçların su altında bir hava kaynağından solunum yapabilmelerini sağlayan su ciğeri. Yani elimde tuttuğum bu regülatörün de mucididir.
Çocukluğumda onun belgesellerini hiç kaçırmazdım. Her macerasında ona eşlik ederdim. Aslında ben sudaki izlerde hala onun peşindeyim. Kıyılarımızdaki tehlikeli sivri burunlar, denizcilerin topuk dediği sığlıklar pek çok geminin ve denizcinin sonunu getirmiştir. Ani değişen rüzgarlar, dalga ve akıntılar pek çok gemiyi değerli mürettebatı ve kargosuyla birlikte yutmuştur. Burası tam da böyle bir trajedi için yaratılmış bir sahne. Şamandıra sağda. Batık alanı markalandı. Şimdi dalış sırası bizde. Selam çocuklar. Emre hazır mısın? Ben hazırım. Hadi abi. Derinliklerinde iz sürmek ve burada yaşanan acıların tanığı olmak için şimdi biz de bu sahnenin bir parçası olacağız. Bu kayalıkların ardında ve bu suların derinliklerinde pek çok ruh sırlarını paylaşmak için bizim ziyaretimizi bekliyor. Bir scooter su altında beni bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Kimi zaman hırçın, kimi zaman cömert olan deniz sonunda yüzümüzü güldürüyor. Bu bir rüya değil, gerçek. Kim bilir bu amforalar hangi tüccara aitti? Onların sahibi artık deniz. Süngercilerin testi tarlası olarak rapor ettikleri bu yığınlar aslında geçmişin gizemini günümüze ulaştıran en büyük kanıtlardır. Ve ben şimdi
Hocam, biz gemiye gelince atıkların bulunması kesildi demiştiniz. Buna ne diyeceksiniz? Vallahi bugüne kadar bulduğumuz en güzel batık bu oldu. Ne? Bugüne kadar bulduğumuz en güzel, en sağlam, evet, en muhteşem batık. Hocam kaç tane amfora vardı orada? En az 2000-3000 tane. 2000-3000 amfora, bu inanılmaz. Evet. İnanılmaz. Biz Emre'yle artık çekimi falan bıraktık, delirdik bir anda. Evet. Ya bu inanılmaz bir tecrübeydi. Hele böyle bir deko yaparken, beklemeleri yaparken yanımızda bu 12. 1300. Evet. Yani günümüzden yani 700-800 yıl öncesine ait bir amforayla beraber deko yapmak. İnanılmaz. Onun sesini bir su altında duyuyorduk, şimdi herkes duydu. Evet. Bir daha gemiye gelmek istersek alacaksınız bizi. Almaz mıyız? Kendimizi ispat ettin. Tamam, sağ olun, sağ olun. Evet arkadaşlar, siz neden geçmiş olduk? Bizden kurtuluyorsunuz ya, biz artık rutin programımıza dönebiliriz. Bunun peki şarap mı, zeytinyağı mı dolu olduğunu anlamanın bir yolu var mı? Yani yolu var. Şöyle aslında, bunların içerisinde biz genelde içi dolu olan amforaları çıkartıyoruz. Yani, burada var oluyor var. Olabilir mi? Tabii, yani tabii. İçi dolu olan. Tabii. Nereden içi? Mesela, ağzı kapalı hala. Ağzı kapalı olması o kadar önemli değil. Sonuçta bunlar battıktan sonra ters dönmüş olursa dönmüş eğer. Olabilir. Ama böyle kaldıkları zaman ne oluyor? Bunun içinde bulunan malzeme şarap dibine tortulacak oluyor. Mesela üzüm çekirdeği ya da zeytin çekirdeği gibi şeyler bulduğumuzda içindeki taşıdığı maddeyi bulmamız mümkün olmakta. Biz şu anda gördüğümüz aslında yüzeyde görünen geminin kendisi. O alanı kazdığınız zaman muhtemelen 12 metre kadar da kumun altında malzeme göreceğiz. Çünkü dikkat ettiyseniz aslında kumluk bir zemin. Tam her ne kadar etraf erişledik falan da olsa kayalık bir. Şimdi kayalık olsa daha farklı bir sonuç düşünebiliriz ama kumluk zemine gömülmüş bütün amfora. Yani kumluk zemine gömülmüş olan sadece amfora değil aslında geminin kalanları da kumluk zeminde. Kesinlikle. Belki fırtınalı bir havada, belki bir gece karanlığında buradaki kayalığı görmeyen bir kaptan, Bizanslı bir kaptan işte o gece ne yaşandıysa kumun altında yatıyor ve evet, bir parçasını çıkarttık. Bir parçasını. Evet. İnanılmaz. Evet. İnanılmaz. Evet. Bu müthiş bir tecrübeydi. Gerçekten teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. İyi bir paylaşım oldu aslında. Güzel bir dalış oldu. Yani bulduğumuz, bugüne kadar bulduğumuz aslında en iyi korunmuş batığı oluşturuyor. O bizim için önemliydi yani. 20 senedir dalıyorum. Belki 20 seneden daha fazla oldu. Beni bu kadar heyecanlandıran bir dalış da olmamıştı. Binlerce yıl evveline gitmemiştim çünkü. Ben genelde Çanakkale Savaşı döneminde dolaşıyordum. Siz beni Bizans dönemine götürdünüz. Evet. Teşekkür ediyorum hocam. Çalışma oldukça verimli geçiyor. Ben daha önce de bazı sualtı araştırmaları da yer aldım. Bu iki sezondur yardımcı doçent doktor Harun Özdaş'la birlikte araştırmada bulunuyoruz. Bu araştırmalarda geçen yılda, bu yılda daha önce tespit edilmemiş çok güzel batıklar tespit ettik. Çok faydalı bir çalışma oluyor. Üç tarafımız denizlerle çevrili, binlerce mil mesafe, girift kıyılarımız, her taşın dibine bakmanız lazım, her adanın burnuna bakmanız lazım. Böyle 5 yılda bu kısıtlı olanaklarla tamamlanabilecek bir çalışma değil şüphesiz. Çok daha teçhizatlı, çok daha büyük ekiplerle, kapsamlı çalışmalarla uzun yıllar çalışılması gereken bir konu tabii. Çok bekledik ama değdi. ASAP projesinin en önemli anında sudaki izler Piri Reis'teydi. Bu projeyi biz bundan sonra da yakından takip edeceğiz. Deniz araştırmaları çok zorlu ve masraflı çalışmalardır. Fakat terazinin diğer kefesinde denizin bereketi ve bağrında sakladığı hazineler durmaktadır.
1960'lı yıllardan beri Türk sularında hep yabancı araştırmacılar çalışmaktadır. 40 yıldır onların fark ettiklerini bizim görmemiz ve sahiplenmemizin vakti geldi. Bunun başarılması için ASAP projesi çok önemli bir adım. Bu projedeki destekçilerimiz başta TÜBİTAK, 9 Eylül Üniversitesi ve Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi aynı olarak destek sağlamakta. Ki onlara da bu arada teşekkür etmek isterim. Bu projemiz 5 yıl olarak planlandı fakat bunun 4 yılın ancak finansmanını karşılayabildik. Önümüzdeki yıllarda bunu birazcık daha ileriye götürebilmemiz gerekmekte. Çünkü deniz çalışması çok masraflı ve büyük uğraşı gerektiren, özveri gerektiren bir çalışma. Bu nedenle ihtiyaçlarımız temelde bir finansal kaynak. Aslında çok da özel bir şey değil. Altyapıyı kurmuş durumdayız. Finansal kaynağın esas kullanıldığı alanda arazi çalışmasında gerekmekte. Yani bu mazot olabiliyor ve kumanya olabiliyor. Onun dışında ise şu anda kullandığımız teknolojinin bazı handikapları var. Handikap derken yani suya daldırdığınız her elektronik cihaz gibi arıza yapıyorlar bildiğiniz gibi. O yüzden onların tamiratı bizim için büyük zorluk oluşturmakta. Nedenini sorarsanız eğer, çünkü kullanılan teknolojinin 1/4'ü Türkiye'de üretilmiyor. Ve bunların her parçası yurt dışından geliyor ve uzun zamanlar almakta. Bu da bizim için bir sorun teşkil ediyor. Ama şunu söylememde fayda var. Yani biz bu proje olarak birçok desteğe açığız. Bize kim destek vermek isterse kapımız her zaman açık. Provanız ne daha, rüzgarınız kolayınız olsun, batığınız bol olsun. Thank you.